Metrik birimlerle çalışmak. Bu derste metrik birimlerle çizim yapma konusunun ayrıntılarına değineceğiz. Metrik birimlerle çalışmak, ölçü birimi ayarlarını değiştirdikten sonra biraz daha kolaylaşacaktır. AutoCAD, İngiliz ölçü birimleriyle gelir. AutoCAD arayüzünde şu anda Unsaved Drawing bir isimli dosya açık durumdadır. Şimdi birim ayarlarına bir bakalım. Application menüsünü açın. Drawing Utilities üzerine gelin. Alt meniden Units yani birimleri seçin. Gördüğünüz gibi varsayılan ölçü birimi inçtir. Açılır menüyü kullanarak ölçü biriminizi örneğin milimetre olarak değiştirin. Metrik birimlerle çalışmak bir tek bu ayarlamayı yapmaktan daha fazlasını gerektirmektedir. Ölçü biriminde yapılan bu değişiklik örneğin çizgi tipi ya da kağıt boyutunu etkilememektedir. Bu önemli ayrıntıyı lütfen unutmayın. Şimdi Tamam düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu kapatın. Ardından Quick Access Toolbar yani hızlı erişim araç çubuğundan Plat komutuna tıklayın. Gördüğünüz gibi ölçü birimini değiştirdiğiniz halde AutoCAD kağıt boyutlarını ve baskı ölçü birimini inç olarak kabul etmektedir. Çünkü şu anda tamamen metrik birimlerle çalışmıyorsunuz. Cancel ile iletişim kutusunu kapatın. Metrik birimlerle çizim yapmanın en kolay yolu şablonları kullanmaktır. Şimdi AutoCAD'in hazır şablonlarından birini kullanacağız. Bunu yapmak için ilk olarak New yani yeni düğmesine tıklayın. Select Template yani şablon seç iletişim kutusundan ECAD ISO isimli şablonu seçin. Bu şablon metrik çizimler için hazırlanmıştır. Aç düğmesine tıklayarak şablonu etkinleştirin. Şimdi çizimdeki birimlere bir göz atalım. Tekrar Application menüsüne dönün, Drawing Utilities ve ardından Units öğesini seçin. Gördüğünüz gibi ECAD ISO şablonunun varsayılan ölçü birimi milimetredir. Şimdi iletişim kutusunu kapatın ve plat yani baskı iletişim kutusunu açın. Gördüğünüz gibi AutoCAD kağıt boyutu ve baskı ölçü birimi için bu sefer milimetre değerlerini etkinleştirmiştir. Şimdi New düğmesine yeniden tıklayın. AutoCAD varsayılan olarak ECAD isimli şablonla açılır sürekli metrik çizimlerle uğraşıyorsanız, her seferinde ölçü birimi ayarlarını ya da şablonu değiştirmek belli bir süreden sonra can sıkıcı bir hal alacaktır. Şimdi AutoCAD'i her çalıştırdığınızda otomatik olarak metrik birimlerle açılmasını sağlayalım. Bunu yapmak için Eked ISO isimli şablonu başlangıca ekleyeceğiz. Şimdi iletişim kutusunu kapatın. Çizim alanında herhangi bir yeri sağ tıklayın. Bağlan menüsünden Options yani ayarlara tıklayın açık olan Files sekmesinden artıya basarak Template Settings yani şablon ayarlarını açın. Sonra tekrar artıya basarak Default Template File Name for New yani açılış için varsayılan şablon seçeneğine tıklayın. None öğesini seçtikten sonra Browse düğmesine tıklayın. ACAD ISO dosyasını seçin. Open düğmesine tıklayın. Gördüğünüz gibi varsayılan olarak açılacak olan şablon için dosya yolunu AutoCAD'e gösterdik. Şimdi değişiklikleri kaydetmek için tamam düğmesine tıklayın. Ardından AutoCAD'i kapatın. Burada amaç açılışa eklenen şablonun etkinliğini test etmektir. Masa üstünde AutoCAD kısa yoluna tıklayarak programı yeniden açın. AutoCAD arayüzü açılmıştır. Şimdi etkin belge için birimlere bir göz atalım. Application, Drawing Utilities, Units yolunu kullanarak Drawing Units iletişim penceresini açın. Gördüğünüz gibi ölçü birimi milimetre olarak görünmektedir. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra iletişim kutusunu kapatın. Ardından plat iletişim kutusunu açın. Çizim yine metrik kağıt boyutlarına sahiptir. Şu andan itibaren AutoCAD varsayılan olarak metrik birimlerle açılacaktır. Şimdi yaptığımız değişikliği geri alarak varsayılan açılış ayarlarına geri dönelim. Orijinal başlangıca dönmek için çizim alanında herhangi bir alanı yeniden sağ tıklayın. Bağlam menüsünde Options'a tıklayın. Files sekmesinden Template Settings ve oradan Default Template File açın. Az önce tanımlanmış olan yolu seçerek Remove yani kaldır düğmesine tıklayın. Tamam düğmesine tıklayarak Options penceresini kapatın. Artık AutoCAD varsayılan şablon tasarımına dönmüştür. Eğer nadiren metrik birimleri kullanıyorsanız ihtiyacınız olduğunda ECAD ISO şablonunu kullanabilirsiniz. Her zaman metrik birimlerle çalışan biriyseniz de kolaylıkla metrik birimleri varsayılan ölçüm birimi haline getirebilirsiniz.